Senelerdir Türkiye çok çaba harcıyor. Avrupa Birliği'ne katılmak istiyor. Bu bir rüya gibi olmuş Türkiye'ye. Bu rüya gerçek olmasını düşünüyor musunuz? Olabilir mi bir gün? Tabii ki bu rüya gerçek olacak. Fakat şu şekilde olacak. Türkiye, Türk İslam Birliği'ni oluşturacak. Büyük bir yapılanma olacak. Bu dünyanın en zengin, en güçlü, en müreffeh, sanatta, estetikte en ileri gitmiş dev ülkesi olacak. Büyük Türk Birliği'nin, Büyük Türk İslam Birliği'nin lideri olacak Türkiye. Biz Avrupa Birliği'ni kendi birliğimiz içerisine alacağız. Türk İslam Birliği'nin içerisine alacağız Avrupa Birliği'ni. Yani biz de Avrupa Birliği'ne girmeyeceğiz. Avrupa Birliği bizim meydana getirdiğimiz bu topluluğun içerisine alınacak inşallah. Keyif yani nasıl? Yani gayet kolay. Nasıl biz onlara bekliyorlar hani bizim onlara üye olmamızı? Onlar bize üye olacaklar. Çok basit yani. Daha güzel. Yani biz onlara misafirliğe gideceğimizi, onlar bize misafirliğe gelecekler. Karmaşık bir şey yok. Yani şimdi Türkiye 15 sene şey vermişler Türkiye'ye. Yani bu beklenti ya sıra zaman vermiş. Yani siz diyorsunuz ki yok Avrupa Birliği Müslümanya İslam Birliği'ne katılacak diyeceksiniz. Evet, evet. Öyle bir şey olabilir mi? Eğer 15 yıla kadar bu olmazsa gelin siz bana ne diyorsanız deyin. Ben de buradayım, siz de buradayım. Yani %100 ve kesinlikle olacak göreceksiniz. Yani bu kader bu. Bu şekilde. Hadislerde bu belirtilmiş. Yani bunun zamanı geldi. Bunu kimse de durduramaz Allah'ın izniyle. Yani %100 olacak bir şey bu. Mesela nasıl yani öyle bir deliliniz var mı? Yani tabii ki ahir zamanla ilgili Peygamber Efendimiz'in çok detaylı açıklamaları var. Ahir zamanda Mehdi'nin zuhur edeceği, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ineceği belirtilmiştir ve bunun bütün alametleri oluşmuştur. Peygamberimizin belirttiği hadisler zayıf denilen, mesela geçerli değildir denen hadisler doğru çıkmıştır. Ve böylece sahih olduğu anlaşılmıştır hadislerin. Çünkü hadisin sahih olduğunu biz şöyle anlarız. Hadis gerçekleşirse hadis demek ki doğruymuş. Mesela iki namazında güneş tutulması olacak diyor Peygamber Efendimiz. 1981 yılında ve 1982 yılında oldu. İran ve Irak savaşı olacak diyor. Aynı dönemde. Bunların hepsi aynı dönemde olacak diyor Peygamberimiz. Yani tesbih taneleri gibi peş peşe olacaklar diyor. Ekim 1980 yılında İran'la Irak savaştı. Afganistan'ın işgali olacak diyor Peygamberimiz. 1979 yılında oldu. Fırat'ın suyunun kesilmesi olacak diyor. Bu da oldu. Aynı yerde kan dökülecek diyor. Anarşi olacak diyor Peygamberimiz. Bu da oldu. Şu an devam ediyor PKK terörü. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. 1981 yılında Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günü de güneş tutuldu. 1982 yılında da Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü de yine güneş tutuldu. Üst üste oldu. Kuyruklu yıldızın doğması 1986 yılında oldu. Halley kuyruklu yıldızı çıktı. Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması Kasım 1979'da oldu. Katliam sırasında 402 kişi öldü. Peygamberimiz bunu belirtti, aynısını çıktı. Güneşten bir alametin belirmesi. 1996'da güneşte büyük bir patlama yaşandı. Son yüzyılın en büyük güneş patlamasıydı bu. Bir ordunun kaybolması. 2003 Irak Savaşı'nda Irak ordusu çölde kayboldu. Bağdat'ın alevlerle tahrip edilmesi 2003 Irak Savaşı'nda oldu. Tozlu dumanlı bir fitne 11 Eylül 2001'de oldu. Irak'ın yeniden yapılanması, yeniden yapılanacak diyor Peygamberimiz. Bu da oldu. Hatta Irak'ın para birimi geçersiz hale gelecek diyor Peygamberimiz. Bu da oldu. Rüzgar ve kasırgalar mesela Katrina kasırgası 2005, İkiye kasırgası 2008 ve devam ediyor. Birçok rivayet var. 300'e yakın hepsi oluştu.